tabii sahilde. Sahilde satıyorum ama yine zabıtalar deprem olmamıza rağmen, depremli olmamıza rağmen ben bunları niye şey diyorum? İşte sistem çökmüş diye ne yazdılar bana? Bir saniyeden bakayım. Bir de benden şey alacağım. Ha, sırtıma alacağım. Nasıl kapatıyorum, gezdiriyorum, satıyorum. Yani nasıl masada mı? Ne kadar? 617 lira. 617 lira ceza alacaklar. Bence de olduğunu söyledin mi? Mecbur yani. Fotoğraf tekkilerden bir bak atacak. Ben de fotoğraf tekkilerden. Ben çok yakıştım. Ben espri yaparım. Değil mi? Thank you. Depremde olduğunu söylemene rağmen yine ceza yazdılar. Buna dair herhangi bir itirazda bulundu mu? Sana ne zaman verildi? Bulunmadım, bulunmadım. Ama istersem yatırırım yani. Yani çalışırım 5-6 gün yatırırım. Süleyman amca bir şey söyleyeyim. Sen depremzedesin. Sen zaten mağdursun. O depremin yıkımını yaşadın. Sana depremzede olduğunu bilmelerine rağmen ya, şu cezayı yazmamalar lazım. Böyle söyle. Benim de sana önerim bu cezayı ödeme. Bu cezayı ödeme. Sana önerim. Benim hanım evine toplatıyorum. Bir kenarda duruyor. İki de her gün ağlıyor ya. Ben diyorum niye ağlıyorsun? Sana önerim bu cezayı ödeme. Bu cezayı ödemezsen zaten bir kez mağdur olmuşsun, bir kez daha seni mağdur etmesin. Yani şey önemli değil. Cezayı kesen zaptanın kim olduğu önemli değil. Sen Hatay'da deprem yıkımından zarar görüp gelmişsin buraya, kendi mısır alıyorsun, patlamış satıyorsun, ayakta durmaya çalışıyorsun. Bunu bilmelerine rağmen sana ceza kesmek zulümdür. Zülümdür. Başka bir şey değildir. Zülümdür. Ben de o yüzden biliyorum. De sana önerim, ben sana de önerim bu cezayı kurban ödeme. Kurban olduğum Allah. Yani kurban olduğum Allah. Bak, Allah söyletti. Sizi ben alışveriş evet. Yaparken yanıma gönderdi. Gel, o da bir şey. Değil mi? Evet. Kendine çok iyi bak Süleyman. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam, hepinizi seviyoruz. Teşekkür ederim.